Konumuz kafamızdaki sınırlar, kilitler, kalıplar, dil kalıpları, öğrenilmiş çaresizlikler. Konumuz bu. Sen dünyaya geldiğinde mükemmel olarak yaratıldın. Fabrikadan çıkmış, haktan daha yeni gelmiş. Sıfır. Mükemmel olarak yaratılmışsın ve kusursuzsun. İnsanların %97'si üstün zekalı, özel yeteneklere sahip, potansiyeli var. Algıları açık, günahsız, sabi, eksiksiz. Öyle yaratıldın. Hatta büyükler, bilge insanlar öyle söyler. Veli kullar olarak yaratıldınız. Allah dostu olarak yaratıldınız. Mükemmeldiniz. Hepimiz öyleydik. %97'si öyleydi. Çünkü haktan daha yeni geldik. Sıfır. Yeni araç aldığında çiziği bile olmaz değil mi? Kokusu bile mükemmel. Sıfır araç. İşte sende de o vardı. Cennet kokusu üzerindeydi. Bundan hiç şüphen olmasın. Cennet kokusu yeni doğan bebeklerde var biliyorsunuz. Çünkü haktan geldin. Daha yeni geldin. Taze taze. Seni Hazreti Allah çok güzel yaratmış. Bir yeteneğin var. Potansiyelin var. Öyle düşün. Her şeyin var. Sonra ne oldu? Sonra kalıplara sokuldun. Seni daracık kutuların içerisine soktular. Sen kartaldın. Ama sana tavuk olduğuna inandırdılar. Çünkü senin yumurtan dağın tepesinde oradan yuvarlandı, aşağı indi. Yani aşağı, haktan geldin, yukarıdan geldin, aşağı düştün. Yuvarlandı ve tavukların arasına düştü. O tavuklar seni aldı ve sana tavuk muamelesi yaptılar. Tavuk gibi yetiştirdiler. Kendi sınırlarını, kendi korkularını, kendi kaygılarını, endişelerini, dil kalıplarını, düşünce kalıplarını, normlarını sana yüklediler. Sen aslında haktan yeni gelmiştin. Sıfırdın. Pırıl pırıl cennet kokusu vardı sende. Sen kartalsın. Fakat tavukların arasına düştüğünden dolayı, tavuk muamelesi sana yapıldığından dolayı inandırıldın. Tavuk olduğuna inandırıldın. 40 kere bir adama deli dendiğinde nasıl deli olduğuna inanıyorsa, sana 40 kere değil, 144 bin kere en az tavuksun dendi. Sen de tavuk olduğuna inandın. Kartallar gibi uçman gerekirken aslında uçamayacağını düşündüm. Hala öyle düşünüyorsun. Ben uçamam. Ben yapamam. Yok. Olmaz. Gibi cümlelerle kendini devamlı engelliyorsun. Ben sana şunu söyleyeyim. O cümleler sana ait değil. Onları sen sonradan öğrendin. Onları sana yüklediler. Kimler yükledi? Tavuklar yükledi. Onlar da öyle zamanında gelmişlerdi haktan. Pırıl pırıl kokuyorlardı. Cennet kokusu vardı üzerlerinde ama başka tavuklar tarafından tavuk olduğuna inandırıldı bu kartallar. Ve tavuk gibi yaşadılar. Ömürlerini zayi ettiler, tükettiler. Sınırladılar kendilerini. Ve o sınırlamaları sana yüklemeye devam ediyorlar. Sen de aynı hatayı yapıyorsun. Sen aynı hatayı evlatlarına yapıyorsun. Buna sirayet diyorlar. Sirayet, etki alanında olan her insana, hatta cesaret, öyle cesaretli bir sınırlama yapıyorsun ki bize bile bazen yorumların altında o sınırlamaları, o düşünce kalıpları, yanlış düşünce kalıplarını, çaresizliklerini bize bile cesaretle yüklemeye çalıştın bile. Hadi gel eğitime dediğinde yok yapamam dedi. Olmaz dedi, benden geç dedi. Bundan sonra olmaz dedi. Ve olmaz diye devam ediyorsun hala. Bu sınırlamalar sana ait değil. Bunu söylüyorum ben sana. Bu sınırlar senin kafana başkaları tarafından yüklendi. Başkalarının çaresizliklerini sen seninmiş gibi devraldın. Ve o şekilde düşünmeye devam ediyorsun. Ve ömrünü böyle israf etmeye devam ediyorsun. Ömrünü zayi ediyorsun.
Hadi gel, kendini bil ki ömrün zayi olmasın demiş 1400 sene önce önderimiz. Böyle buyurmuş dediğimde kulak ardı ettin. Kendini tanımak için, o içindeki çocukla barışmak için hiç yol aramadın bile. Hadi gel çocukluğuna gidelim beraber. Ben seni o küçük çocukla tanıştırayım. Biraz sarılırsınız birbirinizle. Koklaşırsınız. Ağlaşırsınız dedim. YouTube videosu yaptım özel olarak. Hadi seni temel ayarlarına götüreyim seni. Seni hani daha sıfır ayarlarım vardı ya. Hani o cennet kokusu vardı ya. Hadi seni oraya götüreyim dedim. Sanki kara bulutlar var üzerinde. Gaflet perdesi var. Hala gözünü açmadın. Uyumaya devam et. Nefsine ağır geldi. Gelmeye de devam et. Hadi gidelim dedim. Seni o cennet kokusuna götüreyim. O küçük çocukla tanış. Barış. Seni bekliyor yıllardan beri zindanlarda. Sen onu hapsettin. Birçok bahaneler buldun. Bulmaya da devam ediyorsun. Olmaz hocam. Yapamam hocam. Param yok hocam, zamanım yok dedin. Senin için söylemek, herkes kendini alsın bunu. Gönül ister ki herkesin hayatını etkileyebilelim, gönüllere dokunalım. Fabrika ayarlarına, onları temel ayarlarına getirdiğimde biliyorum ki binlerce insanda oldu. Herkes fabrika ayarına vardığında sınırları kalkacak. Kartal olduğunu görecek, kartal gibi uçacak özgürlüğe, kartal gibi ömrü uzayacak, kartal gibi huzur, mutluluk, arzuladığı zaman arzuladığı rızkı yiyebilecek. Çünkü kartal uçarken yukarıdan her yeri görüyor, özgürlüğe sahip. Kanatların altında o yüce yaradanın rahmet rüzgarını hissedebiliyor. Yardımını, nusretini hissedebiliyor. Kapıları açılıyor sürekli. Otomatik kapı gibi. Kartalsa eğer, kartal olmak bambaşka. Güzel bir duygu. İnsanın ömrü uzuyor. İnsanın rızkı artıyor. İnsanın işleri rast gidiyor. Eğer kartal olursa tabii. Yoksa tavuk gibi yaşamaya devam ediyor. Kartal olduğu halde kandırılmış, dolandırılmış çevresi tarafından ona sen tavuksun denmiş. O da inanmış zavallı. Hadi temel ayarlara gidelim beraber. Temel ayarlara götüren YouTube videosu yaptım. Temel ayarlarına götüren ama bu zamana kadar herhalde 2500 kişi izledi. Bir hafta veya iki hafta oldu yükleyeli. Çok kişi dua ediyor. Hocam sayenizde o küçük çocukla barıştım. Onu kokladım. Onu öptüm hocam. 3 yaşındaydı. Zindanda, karanlık zindanda beni bekliyordu. Dedi ki, Ahmet, Osman, Ayşe, Zehra, Fatma, Murat, neyse artık. Nerede kaldın? Yıllarca seni bekledim. Beni kurtarmaya mı geldin dedi o küçük çocuk. Ondan sonra anlattıklarımı, o çocukla barıştıktan sonra anlattıklarımı daha iyi idrak etmeye başladım. O küçük çocuk, o fıtratındaki temel ayarlarına sahip, fabrika ayarlarındaki çocuk seni aslında uyandırdı biraz da olsa. Anladın ki sen evet kartal olarak dünyaya geldin. Fakat senin çevrendeki insanlar sınırlarını, kaygılarını, korkularını, dil kalıplarını, çaresizliklerini sana yüklediler. Ve sen de aynısını başkalarına yaptın. Yapmaya devam ediyorsun. Kul hakkı yiyorsun. O yüzden bir an önce hayatı israf etmemek için bu çaresizlikten kurtulman gerektiğini anlıyor olmalısın artık. Artık bunu fark etmen gerekiyor. Fabrika ayarlarına gitmek. Ondan sonrası kolay. Sınırlar kalkıyor çünkü. Eskiden tavuk gibi yaşıyordun, tavuk gibi düşünüyordun. Vizyonun, hedeflerin yoktu. Sınırlıydı. Sadece yaşamak için yerden ne varsa, buğday bulabilirsen, arpa neyse onları yiyordun. Öyle düşün. Hayatı idame ettirmek. Bir çarkın içerisinde köle gibi yaşamak. Ama ne zaman temel ayarlarına gittiğinde, kendini bildiğinde, kendini bil ki ömrün zayi olmasın, temel ayarlarına gittiğinde o küçük çocuğu azat ettin. Kölelikten azat ettin. Ben şuna da inanıyorum. Kendini bilmeye başladıktan sonra kişi
kendini tanımaya başladıktan sonra o kendini aslında kölelikten azat etmiş oluyor. Köleyi azat etmiş oluyor. Düşünsenize ne kadar büyük bir sevabı var. Artık ben de sana soruyorum, hepinize sormak istiyorum. O köleyi, o çocuğu azat etmeye hazır mısın? Kölelikten kurtarmaya hazır mısın? Karanlık zindanlardan çıkarmaya hazır mısın? Hazırsan hazır yetişir. Lafla peynir gemisi yürümez. Hazırım hocam deyip de hiçbir şey yapmıyorsan, hala harekete geçmiyorsan, hala sana sunduğum uygulamaları kulak ardı ediyor, hala sen harekete geçmiyorsan, hala mırın kırın ediyorsan, o zaman hazır değilsin demektir. Samimi ol. Gerçekten samimi ol. O küçük çocuğu, yani kendini azat etmek istiyor musun kölelikten? Soruyorum. Azat etmeye hazır mısın? Yoksa gerçekten hocam çok güzel anlatıyorsun. Süpersin. Mükemmelsin. Sizi çok seviyoruz demeye devam edeceksin. Çünkü o senin hayatını değiştirmiyor. Onları söylemek ne senin hayatını değiştiriyor, ne benim hayatımı değiştiriyor. Gerçekten. Beni mutlu eden şey, senin hayatının pozitif manada değişip içindeki o küçük çocuğu azat etme, kölelikten kurtarma. O beni mutlu eder. Çünkü o çocuğu kurtardığında, fabrika ayarlarına getirdiğinde kendini, kartal olmaya başladığında, kartal olduğunda sirayetler olacak ve sen bugünden sonra bütün geleceğini, senden gelecek bütün evlatları kurtaracaksın, sirayet edeceksin. Çünkü onlar kartal olarak dünyaya gelecek ve kartal olarak yaşayacaklar. Sadece bu mu? Hayır. Bir de geçmişim var. Kemikleri sızlayan atalarım var. Çünkü sen tavuk gibi hareket ettiğin için onların kemikleri sızlıyor, onlar azap çekiyorlar. Onları kurtaracaksın, sirayet edecek çünkü. Senin şu anki hareketlerin hem geleceğe hem geçmişe sirayet ediyor. O yüzden ben bir kişiyi aslında eğitime aldığımda geçmişten en az 72 ve gelecekten en az 72 kişiye yardımcı olduğuma inanıyorum. Ve ben bunu gerçekten aynel yakin, hakkel yakin programlarıma katılan 35 bin insanda gördüm. Ben bunu gerçekten deneyimledim. O yüzden bu tecrübemi anlatıyorum size. Siz aslında kendinizi değiştirdiğinizde ailenizin gelecek 72 ve geçmişteki 72 insanı kurtarıyorsunuz. Kemikleri sızlamıyor artık atalarınız. Neden? Çünkü senin yaptığın kendine iyilik ve iyi insan olmak, kendi versiyonunun en iyisi olmak onlara da yazılıyor. Senin istediğin ameller onlara yazılıyor. Ve geleceğe faydası oluyor. Gelecekte iyi bir dünya, iyi bir ahiret hepimiz için. İnsanlık namına senin değişimin insanlık namına faydası oluyor. Bütün insanlığa, bütün yaratıklara faydası oluyor. Güzel insan. O yüzden bıkmadan, usanmadan her gün cumartesi, pazar, gece gündüz ben bunun için mücadele ediyorum. Yıllardan beri. 19 yaşından beri sahadayım. O günden beri profesyonel hayatta da danışmanlık hayatımda da anlatmaya devam ediyorum. Bıkmadan, usanmadan anlatmaya devam edeceğim.
Ve her gün bana eğitimlerime katılan arkadaşlarım, Allah razı olsun hocam, siz benim hayatımı değil sadece çocuklarımın hayatına da dokundunuz, eşimin hayatına dokundunuz diye binlerce arkadaşın mesajlarını Instagram'da feedback kısımlarında okuyabilirsiniz. Gözle görülür, ispatı kanıtlanmış. Orada hepsini, onları okumak için gönderilen mesajları, bilmiyorum, videoları, ama ispatı var. O yüzden size diyorum ki artık karar verin. Ağlamaya, sızlamaya devam mı edeceksin? Tavuk gibi yaşamaya devam mı etmek istiyorsun? Karanlık zindanlarda köle gibi yaşamaya devam mı etmek istiyorsun? Gözü yaşlı o küçük çocuğu karanlık zindanlarda hapsetmeye devam mı etmek istiyorsun? Nasıl davranmak istiyorsun? Bu karar senin. Köleliğe devam etmek istiyor musun? Ya da kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Hayatını israf etme. Ömrünü israf etme buyurmuş 1500 sene önce. Onu inançlı bir insan olarak önüne alıp onun hadis-i şerifine göre hareket mi edeceksin? Tekrar fabrika ayarlarına dönmek mi istiyorsun? O hadis-i şerifi kale alıp ciddiye alıp tekrar cennet kokusu üzerine gelsin silsin istiyor musun? Tekrar fabrika ayarına gelip sınırlarını, kafadaki sınırlarını kaldırmak istiyor musun? Kulluk konusunda sınırlarımız olması lazım. Haddimizi aşmayacağız ama öğrenilmiş çaresizliklerden kurtulmamız gerektiğini söylüyorum. Yıllardan beri bu öğrenilmiş çaresizlikten dolayı zaten ilerleyemiyorsun. İki yakan bir araya gelmiyor. Kıtlık bilinciyle yaşıyorsun. Paran var, malın, mülkün var, evladın var, her şeyin var ama hala kıtlık bilinciyle yaşıyorsun. Bu sana öğretildi. Sonradan öğretildi. Eskiden yoktu ki. Sen dünyaya geldiğinde bolluk zekasına sahiptin. Zenginlik zekasına sahiptin. Mutluluk zekasına sahiptin. Doğa zekası, tabiat zekası, matematik zekası, sözel zeka. Bütün o zekalar vardı aslında. Ama sana çaresizlik öğretildi. Karar senin. Tercih senin. Nasıl istiyorsun? Nasıl bir hayat istiyorsun? Çok basit. Senin daha fazla bilgiye ihtiyacın yok ki. Kimsenin fazla bilgiye ihtiyacı yok. Bilgi her yerde var. Akıllı telefonları herkesin var. Google'a giriyorsun, her şeyi soruyorsun. Hepsini cevaplıyor. Yapay zeka var. 10 saniyede sana şarkı yapıyor, beste yapıyor, her şey var. Bilgi değil önemli olan. Uygulamak, bilgelik önemli. Takip önemli. Seni dışarıdan gören, dışarıdan birisi, bu bir öğretmen, bir eğitmen sana yol gösterecek. O önemli. Eczanede bir sürü ilaç var. Sen kafana göre ilaç aldığında faydasını görebilecek misin? Hayır. Ama orada bir görevli sana yol gösteriyor. Diyor ki bak, reçete bu. Bunun karşılığı şu ilaçları içeceksin, kullanacaksın diyor, değil mi? Yani sana ne yapman gerektiğini sana bir uzman, bir yol gösteren gösteriyor. Sana seni tanıtan birisi gerekiyor. Kendi kafandan ilaç almaya kalkışırsan zehirlenirsin. O yüzden ya ben hocam kitap okuyorum, biliyorum filan, kitaplarla ilerliyorum. Evet, ben çok kişi biliyorum öyle. 100 tane diyet kitabı okumuş, 200 kilo yürüyemeyen, kilosundan yürüyemeyen insanlar biliyorum. Herkes sigara içmenin sağlığa zarar verdiğini biliyor. Ama bu bilgi o kişinin sigarasını bırakmasına vesile oluyor mu? Hayır, olmuyor. O yüzden bilgiden öte bir istikrar, seni tamamlayan bir
eğitim bir program, bir uygulama olması lazım. Uygulama, hayatına yerleştirebileceğin, entegre edebileceğin, sana uygun bir program ile ilerleyebilirsin. Evet güzel insanlar, İşte bu yolculukta da sizin yüreğinize bu şekilde dokunmak istedim. Hayatınıza bir şey katmak istiyorsanız, kendinize bu kadar değer veriyorsanız, bak bu kadar küçücük değer veriyorsanız, kendinize yatırım yapmaya hazırsanız, zaman olarak, para olarak hazırsanız, o zaman direkt mesajdan telefon numaranızı verin. Eğitimlerimizle veya temel ayarlarınıza dönmekle hayatınıza ne katmak istediğinizi bir cümleyle yazın. Yani bu eğitimlerle neyi çözmek istiyorsun? Olmazsa olmaz olarak düşündüğün bu eğitim, öyle düşün. Yani olmazsa olmaz. Yani bu programa katılmazsam olmaz olarak düşündüğün bu programla neyi çözmek istiyorsun? Bunu yaz, telefon numaranı yaz. Bizim arkadaşlarımız 2 gün veya 3 gün, 3 gün içerisinde sizi ararlar. Ama tekrar söylüyorum. Avrupa'da yaşayacaksın. Almanya, Avrupa'da bir ülkede örneğin, burada yaşayacaksın. Online olarak eğitimlere katılıp hayatına güzellik katmak istiyorsanız, fabrika ayarlarınıza dönmek istiyorsanız, kartal olmak istiyorsanız, o zaman telefon numaranızı direkt mesajdan yazın ve bizim arkadaşlarımız sizi ararlar. Size vakit ayırırlar, merak etmeyin. Bir saat. Eğitime katılmak için, tekrar söylüyorum, eğitime katılmak için. Gerçekten hayatına Avrupa'da yaşayıp katkı sağlamak isteyen arkadaşlar telefon numarasını yazsınlar. Onlara geri dönüş sağlayalım. Çünkü bir saat arkadaşlarımız ilgilenecek. Potansiyel varsa programlarımıza katılabilecek. Onunla bir de ben görüşüyorum bir saat. Zaman ayırıyorum çünkü. Nasıl 35 bin insanda güzel sonuç aldık, onda da güzel sonuç alacağıma inanıyorum. Dolayısıyla bu şekilde telefon numaranızı direkt mesajdan yazabilirsiniz. Güzel insanlar, Allah'a emanet olun. Gününüz mübarek olsun. Hoşçakalın.